Bahis şüphesiyle soruşturulan Zaniolo'nun geleceği ne olacak? Milli arada İtalya'da patlak veren yasa dışı bahis skandalının tüm detaylarını ve futbolcuların alabileceği cezaları konuşacağız. Daha sonra son yıllarda bu tarz olayların artış sebeplerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ağustos başında Juventus'un orta saha oyuncusu Fagioli yasa dışı sitelerde bahis oynadığını itiraf etti ve durumunun bağımlılık boyutunda olduğunu söyledi. 100 bin ila 1 milyon euro arasında bahis oynadığı tespit edildi. Savcılık başka bahis oynayan futbolcular hakkında bilgi vermesi halinde cezası indirime gidileceğini söyleyince Fagioli de eteğindeki taşları dökmeye başladı ve skandal patladı. Fagioli'nin telefonu, tableti ve bilgisayarlarının da incelenmesiyle Zaniolo ve Tonali ile bahis hakkındaki mesajlaşmaları da fark edildi. Bunun üzerine milli arada Premier Lig'in iki yıldızı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı ve milli takım kampından da gönderildi. Bunun nedeni oyuncuları korumak, hem onlara hem de takıma zarar vermemekti. İddiaya göre Zaniolo Roma'da oynarken takımının bir İtalya kupası maçında bahis oynamış ama bu maçta Zaniolo yedek kalmıştı. Ayrıca bir başka iddiada Zaniolo'nun işi büyütüp bahis oynama değil oynatma tarafında olduğu ve annesinin de işin içinde olduğu üzerine. Tonali'nin ise hangi maçlar için bahis yaptığı henüz bilinmese de Newcastle-Aston Villa maçında 90+2'de oyundan çıkarken gördüğü sarı kart biraz şüphe uyandırıyor. Fagioli gibi suçu belli bir oranda kabul ettiği ve yardım almak istediğini de söylediği iddia ediliyor. Ayrıca bu isimlerden sonra Romalı Zalewski'nin de ismi ortaya atıldı ama resmi bir bilgi yok. Roma'nın bir maçında 90+4'te bilerek sarı kart gördüğü iddiasıyla böyle bir haber çıktı ama soruşturmaya dahil olup olmadığı şu anda bilinmiyor. Bahis skandalına karışan ünlü futbolcuların isimlerini duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak da bilinen Fabrizio Corona, Corriere della Sera gazetesinde yaptığı açıklamada skandalı hali hazırda adı geçen oyuncuların dışında 10 oyuncu ile 5-6 takımın daha karıştığını ileri sürdü. Peki futbolcular ne kadar ceza alacak? FIFA etik kuralları 26. maddesine göre yetkililerin, hakemlerin, oyuncuların ve menajerlerin ve hatta aracıların doğrudan ya da dolaylı olarak futbolla ilişkili bahis oynamaları yasak. Bunun cezası 100 bin İsviçre frangı ve 3 yıla kadar futboldan men olarak belirlenmiş. Doğrudan veya dolaylı olarak derken kendilerinin ya da başkasının onlar adına oynaması gibi düşünebiliriz. İtalya'da da FIFA'nın kuralına paralel şekilde kendi maçında bahis oynamanın cezası 3 yıl futboldan men artı para cezası. Bu ceza başka takımlara ya da liglere oynanması halinde hafifleyebiliyor. Bu yüzden özellikle olayların fitilini ateşleyen Fagioli'nin 3 yıla kadar ceza alması bekleniyordu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre oyuncu futboldan 7 ay süreyle men edildi. Talimatlara aykırı hareket etmekten 12 aylık men cezası verildiği, bunun da 5 ayının alternatif cezalara çevrildiği belirtildi. Bu indirimle 7 ay futboldan men ve 12.500 euro para cezasına çarptırıldı. Alternatif ceza olarak da 6 aylık kumar bağımlılığından kurtulma tedavisi alacak. Ayrıca 10 kez halka açık amatör spor organizasyonlarına da katılacak. Alternatif cezaları karşılamaması halinde ise gözden geçirilecek, yani 12 aya yeniden yükselebilir. Burada ceza nafiletilme sebebi hem itirafta bulunması hem de işbirliği yapması oldu. Bu örneğe dayanarak Zaniolo ve Tonali'nin de bir ceza alması halinde hafifletileceğini öngörebiliriz. Çünkü onlar da polisle işbirliği yapmayı kabul etmişti. Tonali'nin itirafta bulunması, tam işbirliği yolunu tercih etmesi üzerine bahis oynadığı maçlara da bağlı olarak Fagioli gibi benzer bir ceza almasını öngörebiliriz. Ama burada alternatif cezaların, yani kamu hizmetlerinin İngiltere'de oynayan bir futbolcuya nasıl etkisi olacak tam bilemiyorum. Herhalde men edildiği için bu sürede İtalya'ya dönüp cezasını çekmesi gerekecek. Şimdi hepinizin merak ettiği Zaniolo kısmına da gelirken buraya kadar gelip bilgilendiyseniz bir beğeninizi alalım ve devam edelim. Zaniolo da menajeri de olayın sadece blackjack gibi kart oyunlarının ibaret olduğunu söyledi. İtalya'da yasaklı olan illegal bahis sitelerinde farkına varmadan oynadığını söyledi. Bunun cezası bir futbolcu için çok cüzi bir ücret. Hatta Erden Timur da A-Spor'daki yayında futbolcuyla menajeri vasıtasıyla görüştüğünü ve sadece kart oyunları oynadığını öğrendiğini söyledi. Bunun da ceza 100-150 euro gibi bir şeymiş dedi. Benim araştırmalarımda 50 ila 500 euro arasında bir ceza olduğunu söylüyor. Eğer durum buysa Zaniolo için konu büyümeden kapanır ve Aston Villa'da oynamaya devam eder. Ama eğer futbola ve hatta kendi maçlarını bahis yaptıysa bunun cezası biraz daha ağır olduğu için Galatasaray açısından iş sıkıntılı hale dönüşebilir. Hukukçu bir arkadaşımdan aldığım bilgilere göre böyle durumlarda men cezası çıkarsa kulüp oyuncu sözleşmesine bu tarz maddeleri eklediği için tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme ve hatta sözleşme boyunca oyuncunun kazandığı ve kazanacağı ücreti tazmin etme hakkına sahip oluyor. Örneğin bir ceza çıkması halinde Aston Villa kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray'a oyuncuyu geri gönderebilir. Oyuncu da Galatasaray'da oynayamayacağı için ya sözleşmesi dondurulur ya da sözleşmesi feshedilerek oyuncudan sözleşmedeki bedel talep edilir. Tabii ki oyuncular bu durumda tüm sözleşmeyi geri ödeyemeyeceği için olay FIFA Uyuşmazlık Kurulu'nda neticelenir. Acaba Roma ve Milan bu durumları önceden biliyordu da iki takım da yıldız oyuncuları bir anda bıraktı diye muhabbetler de gördüm. Burada Galatasaray'ın Roma'ya yapacağı ödemelerde bir kesintiye gidip gidemeyeceğini de sordum. Roma'nın bu
olayı bilerek sattığının ispatlanması çok zor ve ispatlansa da iki kulüp arasında transfer sözleşmesinde böyle bir madde yer almazmış. Dolayısıyla Bimen cezası gelmesi haline Galatasaray'ın iki yolu olacak. Ya sözleşme dondurulacak ve sonra oyuncuyu yine bonservisle elden çıkarmaya çalışacak ya da tamamen feshedip oyuncuya iş sözleşmesini yerine getirmediği için tazminat davası açılacak. Her türlü Roma'ya verilen bonservisi çıkarmak zor hale gelecek. Bu yüzden umarım olay Zaniolo'nun beyanındaki gibi çıkar ve cüzi bir miktarla konu kapanır. Tabii ki yine bu oyuncunun imajını kötü etkileyebilir ama birazdan konuşacağımız gibi geçmişte bu tarz olayların çok örneği var ve transfer yapılırken bunlar sanıldığı kadar önemsenmiyor. Peki sizce Zaniolo ciddi bir ceza alır mı yoksa dediği gibi sadece illegal siteden blackjack mi oynamıştır? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Bu arada Aston Villa neden kadro dışı bırakmadı diye merak ediyor olabilirsiniz. İddialar kesinlik kazanmadan kulüpler bu tarz olayları bahane göstererek oyuncuların kadro dışı bırakamıyor. Oyuncunun FIFA'ya giderek haksız nedenle kadro dışı kaldığını belirtip kulübü sıkıntıya sokma durumu olabilir. Bu yüzden genelde taraftardan tepki de olsa, kulüp tarafından suçlu olduğuna ikna da olunsa takımla antrenmanlara devam ettirip sadece maçlarda oynatmıyorlar. Bakalım Premier başlayınca Tonali ve Zaniolo forma şansı bulabilecek mi? Bir de Zalewski konusu var. Zalewski için de eski bir Roma futbolcusu ve UEFA yöneticisi Boniek oyuncunun menajeriyle konuştuğunu ve Zalewski'nin hayatında kumar oynamadığını öğrendiğini söyledi. Ayrıca haberi çıkaran Fabrizio Corona için de o bir gazeteci değil insanlara şantaj yapan bir paparazzi dedi. Zaten Zalewski konusunda dediğim gibi resmi bir bilgi henüz yok. Tabii ki olayın İtalya'da patlak vermesi de akıllara İtalya'nın bu konulardaki kabarık geçmişini getirdi. 1980'de patlayan Totonero skandalı da bunun en büyük örneği. O dönem ülkedeki tek yasal bahis bizdeki Sportoto gibi 12 maçın sonuçlarını tutturma üzerineydi. Bu nedenle 13 takım ve 27 oyuncunun işinin içinde olduğu Serie A ve Serie B takımlarının maçlarında büyük bir bahis skandalı patlamıştı. Hatta Milan ve Lazio küme düşürülmüş, birçok takıma puan cezası ve oyunculara futboldan men cezaları verilmişti. En ünlüsü de o dönem milli takımın yıldızı Paolo Rossi'ydi. Bundan sadece 6 yıl sonra ikinci perde sahne aldı ve yine benzer bir olaydan birçok kulüp ve oyuncu ceza aldı. Biliyorsunuz 2006'da Calciopoli ve 2012'de Scommessopoli skandalları ile şike davaları da çokça görmüş bir ülke İtalya. En son yine Juventus geçtiğimiz yıl finansal usulsüzlüklerle ceza almıştı. O yüzden herhalde hepimiz bu haberleri görünce yine İtalya olduğu için şaşırmadık ama belki de her ligde olan şeyler sadece İtalyan polisi tarafından ortaya çıkartılıyordur. Kim bilir. Zaten özellikle bahis konusunda son dönemde çok bu tarz haber çıkıyor. Gelin onların da nedenlerini inceleyelim. Ashley Hancock'ın yazısına göre 2002 yılında global spor bahisleri pazar büyüklüğü 81 milyar dolar civarında. Yıllık %9,5 oranında büyüdüğü için 2030'a kadar bu rakamın ikiye katlanması bekleniyor. Sky İtalya'nın haberine göre de İtalya'da toplam bahis cirosu 25 milyar euro iken bunun 18,5'u illegal bahis sitelerine gidiyor. Sadece bu yıl İtalya'da 10 bine yakın yasa dışı bahis sitesi de engellenmiş. Kaçak giden vergi nedeniyle de İtalyan devleti bundan yıllık 1 milyar euro zarar ediyor. Hatırlayacaksınız Ali Koç da Türkiye'de yasa dışı bahsin engellenmesinin önemine çok dikkat çekmişti. Bu aynı zamanda kulüpleri de zarara uğratan bir durum çünkü. Sektörün bu kadar büyük olmasının sebebi de bahis oynayanların sayısı. American Gaming Association'a göre sadece Amerika'da son 12 ayda 39.2 milyon kişi geleneksel spor bahsi oynadı. Ayrıca yapılan anketlerde bunların %71'inin haftada en az bir kere oynadığını, %20'sinin de her gün oynadığını gösteriyor. Zaten buradan da anlayacağınız üzere artık birçok insanda bağımlılık haline geliyor. Çoğu insan izlediği maçlara biraz daha heyecan katmak için başlayıp daha sonra bırakamaz hale geliyor. Tabii ki bu kadar yaygın olunca genç yaşta para kazanan ve bu parayı nereye harcayacağını bilemeyen futbolcuların da etkilenmemesi gerçekten zor. Aslında tüm futbolcuların finansal danışmanlarıyla çalışarak böyle işlerden uzak durması gerek ama her türlü futbol ortamında genellikle doğru figürlerle olmamaları ve neredeyse çıktıkları her maçta bahis sponsorları görmesi onları da olumsuz etkiliyor. Zaten birçok ligde bahis reklamları yasaklıyken Premier Lig'de 2026'dan itibaren sponsorluklara yasak koydu. Gelişmiş toplumlarda artık bu tarz bağımlılık sorunlarında doğrudan özneyi suçlamak yerine verilen cezalarla kişiyi iyi yola sevk etmek üzerine harekete geçiliyor. Fagioli'nin cezasındaki kamu görevlileri de bunun bir örneği. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı da kumar bağımlılığı toplumsal bir vebadır. 1,5 milyon kumar bağımlısı var. Hata yapanlar cezalandırılmalı ama yardım isteyenlere yardım edeceğiz. Bu çocukları asla terk etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Ben bu yaklaşımı çok olumlu buluyorum. İngiltere'de uzun zamandır benzer durumları bu şekilde ele alıyor. Daha önce Sturridge ve Trippier kulüp içinden bilgi aktarmaları nedeniyle sırasıyla 4 ve 2 ay ceza almıştı. Paqueta yazın Manchester City'ye transfer olacakken bahis soruşturması olduğu için City riske girmemişti. Ancak West Ham'da oynamaya devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi suçluluğu kanıtlanana kadar kimse oyuncunun üzerine gitmiyor. Son zamanlarda en meşhur olan örnek ise Ivan Toney'di. Toney ilk başta oynamadığını iddia edip yalan söylese de daha sonra başkalarının hesapları üzerinden oynadığını itiraf etmiş ve belki de daha büyük bir cezadan kurtulmuştu. Toplamda 200'den fazla maçı oynamıştı. Hatta hem kendi takımının maçları, hem rakiplerin maçları, hem de lig dışı maçlar vardı. Burada FA'nın yönetmeliğine göre
göre bu maçların tipine göre farklı cezalar veriliyor. Yine kendi maçını oynamak tabii ki daha büyük bir suç teşkil ediyor. Maç sonucunu değiştirecek bir şey yapmadığı, yani rakibinin kazanmasına yönelik bir bahiste bulunmadığı için bu olay şike kapsamında değildi. Doktor raporu ile 8 ay men cezası verilmiş ve tedavi edilmesi kararı alınmıştı. Kendi gol atacağına oynuyor alfa diye espriler dönmüştü hatta Twitter'da hatırlayacaksınız ya da X diyelim. Ancak birçok yıldız oyuncu da kumar aşklarını daha geleneksel yönlere, mesela pokere kaydırdı. Neymar güncel oyuncular arasından da en meşhuru. Biliyorsunuz çok büyük paralar kaybettiği videolar yine internette dolaşıyordu. Sürekli online poker turnuvalarına katılıyor ve profesyonel olarak bu işi sürdürüyor. Sonuçta bu oyuncular için yasak değil. Gerçi Suudi Arabistan'da suç olabilir, onu bilmiyorum. Bu fonda yine daha önce bahisten suçlu bulunmuştu ama o çok önemli bir ceza almamıştı. O da daha sonra tamamen pokere döndü. Yine daha önce ligimizde oynayan Steven Colker'ın da bağımlı olduğunu ve bunu yendiğini biliyoruz. Bu tarz haberler sürekli artsa da bence burada bahis oynayan futbolcuların sayısı artmadı. Oyuncuların yakalanma sıklığı arttı. Çünkü artık kim hangi sitede neler yapıyor takip etmesi çok kolay polis için. Bir de sosyal medya polisi var tabii ki. Herkes internette paylaştığı için görüntülerden de bir çıkarımlar yapmak kolay oluyor. Görüntüler hakkında da Can, Arhan ve Buğra'nın yorumlarında buradaki videoda izleyebilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.